Hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Cem TV ekranlarınızın başına Berat Aşıcıoğlu ile günün getirdikleri programının başına. Evet, bugün gün bize ne getirdi? Bugün gün bize gündemi değerlendirmemizi getirdi. Çok sevdiğim, değerli gazeteci, eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş bizlerle birlikte. Hoş geldin Barış'cığım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Sağ ol. Bugün sen yayından yayına koşuyorsun. Akşam da başka bir yayına gideceğim. Ne yapalım? Evet. İşimiz konuşmak, anlatmak. Konuşacağız, anlatacağız. Çünkü doğruları çok konuştuğun için ve inanılmaz böyle haber değeri olan açıklamalarınla da gündemde olduğun için bütün tabii kanallar peşinde. Sağ olsunlar. Arkadaşlarımız çağırıyorlar. Biz de gidip konuşuyoruz. Evet. Nasıl keyfin? Vallahi gayet iyiyim. Ankara'daydım dün. Ankara tabii bu aralar çok yoğun. Herkes aday olma peşinde, adaylık telaşında. Önümüzdeki hafta, daha doğrusu önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi son adaylarını da açıklayacak. Cumartesi günü saat 2'de. Ondan sonra da belediye meclis üyeliği adaylıkları belirlenecek. Tabii bir yandan da onun telaşı var. Doğru. Sadece CHP'de değil, AKP'de, MHP'nin seçime girdiği bölgelerde, HDP'de de aynı telaş var. Ki Saadet Partisi de belli bölgelerde seçimlere katılacak. Onlar da kendi adaylarını ve belediye meclis üyelerini belirliyorlar. Evet. Türkiye bir seçime daha gidiyor. Ama tabii bu seçimin toplumun iradesini tam anlamıyla eksiksiz yansıtması lazım. Bunun için de katılımın yüksek olması gerekiyor. Partilerin adaylarının da ona göre belirlenmesi gerekiyor. Eğer siz seçime katılımı sağlamak istiyorsanız, bu bağlamda yapmanız gereken toplumun en geniş kesimlerinin oyunu alabilecek adaylar, politikalar ve stratejilerle yola çıkmaktır. Doğru. Ama ne yazık ki bugün Türkiye'deki partilerde parti içi demokrasi anlayışı olmadığı için, bunu milletvekiliyken de söylüyordum, kendi partimizi de bu konuda eleştiriyorum, toplumun iradesi tam olarak yansıtılamıyor. Şu anda tüm partiler, HDP'sinden CHP'sine, AKP'sinden MHP'sine kadar tüm partiler aslında başkanlık sistemine uyum göstermiş ve başkanlık sistemiyle kendisini ayakta tutmaya çalışan, yöneten bir anlayış ortaya koyuyor. Oysa ki başkanlık sistemini eleştiren HDP ve CHP'nin AKP ile MHP'nin ortaya koyduğu projelerin, yani siyasi projelerin, siyasi yönetim anlayışının tamamına itiraz etmesi ve alternatiflerini oluşturması gerekiyor. Bunu niye söylüyorum? Örneğin Kağıthane'de, örneğin Şişli'de, Bakırköy'de, Beşiktaş'ta oturan herhangi bir partiye oy veren yurttaş, kendisini yönetecek olan belediye başkan adayının kim olduğunu nereden öğreniyor? Gazeteden, televizyondan öğreniyor. Bilgisi bile olmuyor kimin aday gösterildiğinden. Liderler bir kişiyi tercih ediyor, neye göre tercih ettiğini de kimse bilmiyor. Hangi liyakata göre, hangi görev anlayışına göre, hangi projesine göre bu kişiler seçiliyor belli değil. Yurttaş da beğenmediği parti kazanmasın diye, bakın beğenmediği parti kazanmasın diye gidip oy veriyor. İstemediği parti kazanmasın diye kendisine en yakın partiye mecburiyetten gidip oy veriyor. İstemeye istemiyor oy veriyor. Çünkü adayı tanımıyor. Belediye meclis üyesi adayını tanımıyor. Halbuki normal bir demokraside belediye başkan adaylarını da, belediye meclis üyeleri adaylarını da ya partinin üyelerinin seçmesi gerekir ya da halkın önüne konulacak olan bir sandıkla belirlenmesi Sen gerekir. Sen bunu hep söylüyorsun. Çok basit. Koyarsın, bak koyarsın TC kimlik numarasıyla bir seçim sandığı. Bir kişi ikinci kez oy kullanamaz. Gelir. Belediye başkan adayı olarak kimi görmek istiyorsa onu ortaya çıkartır. Ve o belediye başkanı da bizzat halk tarafından seçildiği için halka karşı sorumlu olur. Bugün sistem öyle değil ki. Bugünkü sistem genel merkez birini atıyor. Halk da gidiyor mecburiyetten ona oy veriyor. Ve belediye başkanı ertesi gün halktan kopuyor. Ara ki bulasın belediye başkanını. Buradan bir kişi bana çıksın desin ki hayır ben ilçemin belediye başkanını parti ayrımı gözetmek için söylüyorum. Aradığımda 5 dakika 10 dakika içinde bana mutlaka geri dönüyor ya da ulaşıyorum desin. Dönmüyor. Yok böyle bir şey. Dönmüyorlar bilmiyorum yani. Yurttaşlar bu konuda çok şikayetçiler. Çünkü araştırmalar geliyor, memnuniyet anketleri. Belediye başkanına ulaşamıyorum diyor. Yalnız senin, ben bunu da izleyicilerimize aktarmak isterim. Milletvekilliği yaptığın dönemde
her telefona çıkman inanılmaz takdire şayan bir davranış. Bu insanlar oy verdiler sonuçta, bu insanların... Herkesin telefonuna çıktın. Hayır, insanların çıktın. Sonuçta dertleri oluyor, istekleri oluyor, evet. Talepleri oluyor. Hı-hı. Karşılayabildiğini karşılarsın. Hı-hı. Taleplerini. Karşılayamadığında karşılayamazsın. Evet. Ona da söylersin ama telefondan kaçmak, telefona çıkmamak, cevap vermemek bunlar doğru değil. Bunlar siyasetçiye olan güveni azaltıyor. Ya bu arada evet. Şunu da söyleyelim. Tabii öyle... Bazen absürt şeyler için arıyor ki yurttaşlar. Siyasetçi bir yerde de bunalıyor. Ona da hak veriyorum ama bu işi bir iletişim kanalıyla çözmek lazım. Aslında o diyalog sizin demokrasinizin ne kadar işleyip işlemediğinin ya da sizin halka karşı sorumluluğunuzu ne kadar yerine getirip getirmediğinizin de işaretidir. Şimdi belediye başkanı, milletvekili hele bu dönem niye çıksın vatandaşın telefonuna? Çıkmıyor çünkü hepsi merkeze atamayla gelmiş. Ya diyor ki ben her gün 100 telefon açacağım ama genel merkezden ayda bana bir kez gelecek olan telefonu açarım. İşimi daha kolay yürütürüm diyor. Belediye başkanı da öyle bakıyor. Doğru, tanımadığımız isimler de çok fazla bir anda. Merkeze atama hep böyledir ya. Evet. Artık bu iş kaymakamlığa dönüştü. Devlet kaymakam atıyor. Evet. Genel merkezler belediye başkanı atıyor. Bir anlamı kalmadı. Evet. Demokrasi halka dayalı olmazsa, demokrasi halkın katılımıyla güçlendirilmezse kağıt üzerinde güzel bir söz olmaktan öteye geçemez. Doğru. Bugün demokrasi Türkiye'de ne yazık ki kağıt üzerinde bir söz. Bu anlayıştan Türkiye'nin kurtulması lazım. Peki ben şunu sormak istiyorum. Bugün Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan son dakika seçim manifestosunu açıkladı. 11 maddeye dayalı. Aha. Biraz ilk olarak bu manifestodan bahsetmek isterim ben. Senin yorumların çok değerli. Şimdi ilk olarak şehir planlamasından söz ediyor. Hı hı. İkinci olarak altyapı ve ulaşım. Evet. Üçüncü olarak kentsel dönüşüm. Dördüncü olarak benzersiz şehirler. Beşinci olarak akıllı şehirler. Altıncı çevreye saygılı şehirler. 7 sosyal belediyecilik, 8 yatay şehirleme, 9 halkla birlikte yönetim, 10 tasarruf ve şeffaflık, son olarak da değer üreten şehirler. Ne dersin? Allah hiçbir şey demiyorum. Niye? 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Hı hı. 1994'ten bu yana Tayyip Erdoğan ve arkadaşları İstanbul'u yönetti. Keza 94'ten bu yana Ankara'yı da Melih Gökçek ve arkadaşları yönetiyor. Hı hı. Bunların partileri kimi zaman Refah oldu, kimi zaman Fazilet oldu, kimi zaman Adalet ve Kalkınma Partisi oldu ama hepsi sonuçta aynı çizgide ve aynı gelenekte olan insanlardı. Şimdi Erdoğan bugün 11 tane madde açıklamış. Hı hı. İyi de Sayın Erdoğan, siz 1994'ten 1998'e kadar bu şehrin belediye başkanıydınız. Bu şehrin belediye başkanlığından sonra sizden sonra Ali Müfit Gürtun'a geldi. Ali Müfit Gürtun'dan sonra da Kadir Topbaş geldi. Kadir Topbaş'ı bizzat siz atadınız. Erdoğan AKP kurulduktan sonra bizzat Kadir Topbaş'ı aday yaptı. O günden bugüne, 94'ten bugüne İstanbul'u, Ankara'yı siz yönetiyorsunuz. Ve Türkiye'nin birçok önemli şehrini siz yönetiyorsunuz. Kayseri'yi, ne bileyim işte... Bir dönem Adana'yı yönettiler, bir dönem başka yerleri yönettiler, Yozgat'ı, şurayı, burayı. Şimdi Erdoğan öyle bir konuşuyor ki sanki yeni bir parti kurmuşlar. Daha Ocak ayının başında, 2019 yılının başında yeni bir parti kurmuşlar ve yapılacak ilk yerel seçimlere manifestoyla çıkıyorlar. Bu söylediklerinizi geride kalan yıllarda niye yapmadınız? Niye yapmadınız? Bundan sonra nasıl yapacaksınız? Ayrıca... Onlar kente ilişkin bir şey söylediğinde ben kentlinin yararına değil bir grup rantiyerin yararına projeler ortaya koyduklarını da biliyorum. Şimdi mesela 11 madde açıklamış. Hı hı. Bu 11 maddenin içinde kentsel dönüşüm dedikleri projeler var. Erdoğan kendi başlattığı kentsel dönüşüm projesinin ne hale geldiğini görmek istiyorsa şöyle bir Kadıköy'ün Fikirtepe mahallesine gelsin. Bir Hasan Paşa'ya gelsin. Hasan Paşa'da başlayan kentsel dönüşüm inşaatlarının tamamı durdu. Fikirtepe mahallesinde 2000'in üzerinde insan şu anda
evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. 2000 aile. Tabii. Yaklaşık 10-15 bin kişi. Bir kentsel dönüşüm projesi başlattı AKP ve o bölgeyi kentsel dönüşüm alanına aldı. İnsanlar yerinden yurdundan oldu, evlerinden oldu, komşularını kaybetti, dükkanlarını kaybetti. En önemlisi anılarını arkalarında bıraktı. Doğru. Geri döndüklerinde anılarına dair hiçbir şey yok. Çünkü top oynadıkları sokaklar ortadan kaldırılmış, akşam komşularıyla oturup dinlendirdikleri parklar yok edilmiş, bahçeler ortadan kaldırılmış ve Kadıköy'ün en önemli mahallelerinden olan Fikirtepe tanınmaz hale getirilmiş. Ve AKP'nin desteklediği şirketler bugün oradaki aileleri mağdur edip onların kirasını bile ödemiyor. Biliyorsunuz kentsel dönüşüm için tabii ki inşaat döneminde aileler başka mahallelere gönderildi ve onların ev kiraları şirketler tarafından ödenecekti. Evet. Ama bugün 2000'e yakın aile bundan mahrum ve sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Her hafta bu 2000 aile İstanbul'un değişik yerlerinde protesto gösterileri yapıyor. Bir hafta Taksim'de yaptılar, bir hafta Beşiktaş'ta yaptılar, bir hafta Kadıköy Haldun Taner sahnesinin önüne geldiler, sonra Süreyya Operası'nın önüne geldiler. Ama Türkiye'de medya kalmadığı için hiç kimse bu ailelerin seslerini duyurmuyor. Şimdi Erdoğan kentsel dönüşüm yapacağım diyor. Ben AKP'nin kentsel dönüşüm politikasından rantsal dönüşüm anlıyorum. Ne zaman ki kentsel dönüşüm yapacağız diyorlar, mutlaka değerli bir araziyi kamulaştırıp kendi yandaşlarına peşkeş çekmenin hazırlığını yaptıklarını söyleyebilirim. Kentsel dönüşüm projesi çökmüştür ve kentsel dönüşüm adı verilen proje ne yazık ki yandaşlara rant yaratma, halkı evinden, yerinden, yurdundan uzaklaştırma projesidir. Başka hiçbir şey değildir. O projelerin anlattığı şeylerin tamamını gidip bir yerde başka bir ülkede anlatsa Tayyip Erdoğan kendisine iyi de kardeşim 17 yıldır sen iktidardasın. Bunları neden yapmadın? Bu mudur vizyonunuz? Cevabını alır. Sadece Erdoğan mı? Dün gece Binali Yıldırım çıkmış. Trafiği rahatlatacağız diyor. Bak İstanbul'da yurttaşlar her gün 52 dakikalarını arabanın içinde oturarak geçiriyorlar. Arabanın içinde 52 dakika oturularak nerede geçirilir biliyor musun? Yazlık sinemada geçirilir. Oturursun, yazlık sinemalar eskiden insanlar arabalarıyla giderdi. Büyük perdenin orada çayını içerdi, kahvesini içerdi. Özellikle Amerika'da 70'lerin, 80'lerin sonlarında çok yaygın bir uygulamaydı. 52 dakika orada oturursun. Hayır, Türkiye'de böyle bir şans yok. Böyle bir fantezi de yok. Kadıköy'den bulunduğumuz yere gelmek için, Sanayi Mahallesi'ne gelmek için en az 2 saatini trafikte geçirmek zorundasın. 2 saatte dönüş 4 saat. Bunun 52 dakikası trafik tıkanıklığından dolayı oturarak ve hiçbir şey yapmadan geçiyor. Dünyanın 178 şehrinin şu anda 11.si İstanbul. Ne de 11. bir başarıda trafikte değil. Trafikte bekleme süresinde 11. Sen Binali Yıldırım bu ülkede Ulaştırma Bakanlığı yaptın. Bu ülkede İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi'nin genel müdürlüğünü yaptın. Ulaştırma Bakanı iken çözemediğin İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununu belediye başkanı iken nasıl çözeceksin? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın neredeyse plan yapma yetkisi bile elinden alınmış. Plan yapma yetkisi Ulaştırma Bakanlığı'nda var, Kültür Bakanlığı'nda var, Özelleştirme İdaresi'nde var. 9 ayrı kurumun plan yapma yetkisi var. Bu ne demek? Şimdi normalde İstanbul'da çok büyük bir park yapılacaksa bir hazine arazisine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi burayı bir park olarak değerlendirmek istiyorsa, Kültür Bakanlığı'nın da oraya bina yapma yetkisi var. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın o hazine arazisini satma yetkisi var. Ya dünyanın hiçbir yerinde bir yetki bu kadar çok kuruma ve kişiye keyfi bir şekilde dağıtılamaz. Hangi yetkiyle çözecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olursa Binali Yıldırım ya da hangi projeyle çözecek? Eğer çözebilseydi böyle bir yeteneği, bilgisi, birikimi, projesi olsaydı zaten Ulaştırma Bakanlığı yaptığı dönemde çözerdi. Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı dönemi tren kazalarıyla
tren kazalarında hayatını kaybeden 1600'e yakın insanla anılacak. Başka bir şeyle değil. Yaptığı köprüler şu anda kamu zararının en yüksek olduğu yerler. Deli Dumrul gibi geçenden de geçmeyenden de para alan bir sistem var. Yani Yozgat'ta oturan yurttaşımız hayatında İstanbul ve Kocaeli arasındaki Osman Gazi Köprüsü'nden hayatında bir kez bile geçmemişken, bir kez bile geçmeyecekken o köprüye hazine tarafından verilen garantinin parasını ödemek zorunda. Evet. Bunlar işte Ulaştırma Bakanlığı'nın, Binali Yıldırım'ın projeleri. Hı hı. Şu anda bir ekmek aldığınızda aynı zamanda Osman Gazi Köprüsü'nde özel şirketlere verilen garantinin vergisini de ödüyorsunuz. Evet. Ya da Marmaray'ın vergisini ödüyorsunuz ya da 3. köprünün vergisini ödüyorsunuz. Bu anlayış Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Erdoğan bugün hala çıkıp hangi 11 maddeden bahsediyor? Hı hı. Yani gören de Erdoğan'ı yeni bir parti kurmuş, ilk kez siyasete girmiş ve projelerini açıklıyor sanır. Hem iktidar hem muhalefet gibi davranıyorlar. Yurttaşların şunu iyi düşünmesi lazım. Evet. Ve bu sorunun cevabını vermesi lazım. Bu ülkeyi 17 yıldır kim yönetiyor? Kim sorumlu? Bak kim sorumlu? Önümde bir araştırma var. Hı hı. Çok soru geliyor da WhatsApp'tan. Evet. Onları da sırayla soracağım. Kadir Has Üniversitesi. Hı hı. Bir araştırma yapmış. Bugün hı hı. gazetelerde de ayrıntısı var. Künyesi de ayrıntılı olarak yer almış. Evet. Vatandaşın temel sorunu ne şu anda? Vatandaşın %18'i işsizlikten ve pahalılıktan yakınıyor. Vatandaşın %51'i Türk lirasının değer kaybetmesinden yakınıyor. Şikayet ediyor. Tabii, ve vatandaş AKP başarılıdır derken bir sene önce %51'i, şimdi ancak %35'i başarılıdır diyor. Niye? Çünkü artık başkanlık sistemine geçtik dediler ve iyi olan, kötü olan her şeyden Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutuyor. Ve şu anda AKP'yi başarılı bulanlar %35'e kadar düşmüş. Tabii çok oy kaybetti. Cumhurbaşkanlığına duyulan güven geçen yıl %56 iken bu yıl %44'e düşmüş. Niye? Eskiden şöyle düşünülüyordu. Ya Erdoğan iyi bir şey yapmak istiyor ama bakanlar başarısız. Erdoğan iyi bir şey yapmak istiyor ama hükümet yetersiz. Hayır, şimdi insanlar diyor ki sen tüm yetkileri aldın. Her şeyi tek elde topladın. Sarıkamış'ta akan kanalizasyondan da geçmediğim halde cebimden ödediğim köprünün parasından da sen sorumlusun diyor. Bak bu %44 daha da aşağılara inecek. Dış politika başarılıdır diyenler geçen yıl %52 iken bu sene %38'e gerilemiş. Şimdi bütün bayağı bunlara fark var. Tabii ki bunların tamamı Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin yarattığı başkanlık sisteminden dolayı. Artık ne Erdoğan'ın ne AKP'nin söyleyecek bir sözü yok, bir bahanesi yok. Çünkü istedikleri rejimi kurdular. İstedikleri sistemi işletiyorlar. O yüzden efendim bizi bürokrasi engelliyor. Bizi yargı bürokrasisi engelliyor. Yargı oligarşisi engelliyor. Bizi kamu bürokrasisi engelliyor diyecek halleri yok. Kamu bürokrasisinin önlerine çıkan kimse yok. Zaten kanun tanımıyorlar. Anayasayı yok sayıyorlar. O yüzden hiç bahanelerin arkasına sığınmasınlar. 300 ton buğday getirip, ithal buğday getirip şimdi seçime kadar buğdayı biraz ucuzlatıp ekmeğin fiyatını sabit tutmaya çalışacaklar. Ama ne yaparsan yap, üretimi ortadan kaldırdığın için, üretimi yok ettiğin için, üretim alanlarını ortadan kaldırdığın için ne işsizliği çözebilirsin, ne enflasyonu indirebilirsin. Türkiye'nin acı bir gerçeği var. Önümüzdeki günlerde ya da aylarda bununla daha çok karşılaşacağız. Türkiye artık işsizliğin kalıcı hale geldiği bir ülkeye dönüştü. Hiç umut yok mu o konuda? İyiye gitmeyecek. Bu anlayışla çözemezsin. Çünkü bu mevcut anlayış AKP iktidarı sorun çözme üzerine değil, sorun yaratıp o sorunu kullanarak, sorunu istismar ederek iktidarını ayakta tutma üzerine kurulu. Ne yapıyorlar? İnsanları işsiz bırakıp çok az bir işsizlik yardımı vererek sonra da o insanları aman bakın biz gidersek bu yardımı da vermezler diye yanlarında tutmaya çalışıyorlar. İkincisi
Bu iktidarın üretme diye bir derdi yok. Bu iktidar faizcilere çalışan bir iktidar. Bak Türkiye şu anda %25 faiz ödüyor. %25. Çok yüksek. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir faiz Oran olmaz. Yok, tabii. Emperyalizm bu faizleri Türkiye'ye vererek AKP iktidarının ayakta kalmasını sağlıyor. Niye? Çünkü normal bir sosyal demokrat yönetim gelse siz ona %25 faizle para satamazsınız. Çünkü sosyal demokrasi üretimi öngörür, sanayileşmeyi öngörür, adaletli paylaşımı öngörür, işsizliğin kalıcı olarak ortadan kaldırılması için mücadele eder. Ama sen AKP gibi siyasal İslam görünümlü ama özünde rantçı bir partiyi desteklersen emperyalistler olarak, kredi kuruluşları olarak %25 ile para satarsın. Onlar da iktidarlarını bu %25 faizi aldığı parayla idare ettirirler. Ama o %25 geldi nereye dayandı? Türk ekonomisinin bitmesine yol açtı. Kazdığımız kuyuya kendimiz düştük diyebiliriz. Berat, şu an işsizlik %20'nin üzerinde. Çok yüksek, evet. Enflasyonun, bir de işsizim diye başvurmayanlar da var tabii. Tabii artık iş aramıyor. İş aramadığı için vazgeçmiş. Umutsuzluğa kapılıyor. Artık o kendini işsiz olarak bile nitelendirmiyor. Evet. Şimdi şu duruma bak. 26 milyon haciz dosyası var Türkiye'de. Ya yani neredeyse toplumun yarısı hacizlik olmuş. Evet. Hacizlik hale gelmiş. Bu sayı gitgide de artıyor. Her gün işsizlere yenilere ekleniyor. Çünkü tarımı bitirdin. Avrupa Birliği'ne iyi görünmek o dönem, Avrupa Birliği'nden destek alabilmek için Avrupa'daki emperyalist gıda tekelleri ne dediyse yaptın. Üretimi ortadan kaldırdın ve her şeyi ithal eder hale geldin. Amerika ile ilişkilerini iyi tutmak için Amerika'nın istediği tarımdaki uygulamaların tamamını yaptın. Türkiye'yi nişastalı şekere boğdun. Türkiye'yi hormonlarıyla oynanmış, genetiğiyle oynanmış gıdalara boğdun ve Türkiye'nin ürettiği ürünleri bile üretmedin, yurt dışından aldın. Onlarla ticaretini güçlendirmek ve siyasi desteklerini almak için. Ama artık deniz bitti. Tarımı çökerttin, sanayiyi ortadan kaldırdın. Tamamen inşaatçılığa dayalı bir ekonomi yürütmeye çalıştın. Satılmayan da çok konut var. Tabii şimdi o ekonomi geldi, tıkandı, insanların alım gücü artık kalmadı. Tabii. İşsizlik arttı, ev taksitlerini ödeyemeyenlerin sayısı arttı, ekonomi artık daraldı. Şimdi ne yapacaklar? Şimdi mecburen seçimden hemen sonra bugün küfür ettikleri IMF ile masaya oturup faizle, borçla para alacaklar. Alınan her borç yurttaşların yeni borçlarla karşı karşıya kalması demektir. Yani yurttaş şöyle düşünmesin, efendim IMF'den para alıyor, ekonomiyi idare ediyor, bende ne ilgisi var? O faizi sen ödeyeceksin sevgili kardeşim. Yurttaş, o faizi sen ödeyeceksin. Niye faiz ödüyorsun sen? Niye bu yükü üstleniyorsun? Çünkü AKP yandaşlarına dağıttı, kamu kaynaklarını peşkeş çekti, sanayi tesislerini peşkeş çekti, her yere özelleştiriyorum adı altında sattı. Sattıkları fabrikaların yerlerine AVM'ler dikildi ve özelleştirme yapılan her yerde işsizlik patlama yaptı. Şimdi bunun bedelini halka ödetmeye çalışıyorlar. Şimdi üst üste gelen WhatsApp'tan sorular var. Evet. Onları sırayla sormak istiyorum. Şimdi bir öğretmenimiz soruyor. Bağkur SGK primlerine zam geldi. Evet. Bunu dış güçler mi yapıyor? AK Parti hala manifestosunu bugün sundu. Daha ne kadar sabredeceğiz? Zama ve enflasyona, her şeye zam geliyor. Bunları dış güçler mi yapıyor? 11 maddede ekonomiyle alakalı, işsizlikle alakalı hiçbir şey yok. Neden? Bıktık artık bunların hayal tüccarlığından, işsizlikle alakalı. Demin söylediklerin senin yayında gelirken yeni bir bilgi edindim. Avrasya tüneline %37 zam gelmiş. Onu yazdım. Evet, evet. %37 oranında zam gelmiş. 23 lira olan geçiş 31 liraya çıkmış. Dünyanın hiçbir yerinde direkt fazla, tabii bu kadar bir öyle zam yapılmaz. Evet. Niye bu zam mı yapıyorlar? 48-10. Tabii. Niye bu zam mı yapıyorlar? Çünkü garanti verdikleri şirketlere bu paraları ödemek zorundalar. Tabii. Ama bak şimdi, ekonomi kötüye gittikçe insanlar araçlarını daha az kullanmaya başlıyor. Evet. Köprülerden geçişler daha da azalıyor. Hep Twitter'da yazıyorlar, işte espri yapıyor çocuklar. Uçakla Ankara'ya gitmek 100 lira,
Osman Gazi Köprüsü'nden geçmek 130 lira. Evet. Düşün yani, uçakla daha kolay gidiyorsun. Evet. Ama niye? Sırf rant yaratmak adına öyle kötü sözleşmelere imza attılar ki, sırf yandaşlarına rant verip oradan komisyon almak için öyle gereksiz projeler yaptılar ki ekonomi artık kaldırmıyor. 50 milyar dolara mal oldu 3. havalimanı. Şimdi bizim paralarımız nasıl çarçur ediliyor onu anlatayım. Bu 50 milyar dolar kimin cebinden çıkıyor? Senin benim cebimden çıkıyor. Bizden alınan vergiler oraya harcanıyor. Eğer Atatürk Havalimanı yetersizse bunu Devlet Planlama Teşkilatı'nın çalışanları hesapladılar ve ortaya koydular. Atatürk Havalimanı'na 2 milyar dolarlık bir ek yatırım yapılsaydı, o 2 milyar dolarla Atatürk Havalimanı 2050 yılına kadar kesintisiz ve eksiksiz hizmet verebilirdi. Hayır, ne yaptılar? Bir, Atatürk'ün ismini o havalimanından silebilmek için orayı tasfiye planı yaptılar. İki, yeni bir havalimanı yapalım, oraya 50 milyar dolar harcayalım ve oradan da komisyonumuzu alalım anlayışıyla bir üçüncü havalimanını ortaya koydular. E gidebilen var mı? Yok. Gelebilen var mı? Yok. Şehrin ta dışında havalimanına gidebilmek için örneğin Kadıköy'den Sarıyer'in bitimindeki havalimanına gitmek için 4 saat önce evden çıkmanız lazım. Yani düşünün, Ankara İstanbul arası uçakla mesafe 45 dakikadır, 1 saattir en fazla. Arabayla da 3,5-4 saat zaten. Şimdi siz AKP'nin bu yanlış politikası yüzünden Kadıköy'den Ankara'ya uçakla gitmek için en az 4 saat önce yola çıkmalısınız. Halbuki arabayla 3 saatte gidebilirsiniz. Evet, evet. E uçak yolculuğunun anlamı nerede kaldı? Hani hiçbir şeyi düşünülmemiş, hiçbir şeyi hesaplanmamış, kamu kaynaklarının adeta yağmalanırcasına paylaştırıldığı, dağıtıldığı bir projedir. Örneğin 3. havalimanı projesi. Yeri yanlış, kortları düşük. Bütün bunları söylediğimizde, yapmayın dediğimizde dinlemediler. İstanbul'un en önemli su kaynaklarının üstüne kurdular orayı ve en önemlisi uçakların havalanacağı yer kuşların göç yoluydu. Şimdi artık mesela o kuşlar da bir süre sonra hava trafiği başlayacağı için o göç yolunu kullanamayacak. Evet, yani doğanın bütün doğal dengesi, ekolojik dengesi bozulacak. Ve artı 50 milyar dolar da para harcanacak. Orada 37 insan hayatını kaybetti. Oradaki kötü çalışma koşullarından, sağlıksız yaşam koşullarından dolayı. Bunlara ne gerek var? Tabii. 2 milyar dolar harcardın. Atatürk Havalimanı'nın etrafında bir kamulaştırma yapardın ve Atatürk Havalimanı tam 30 yıl daha sana hizmet verirdi. 30 yıl hizmet vermesinin yanı sıra 48 milyar dolar da cebinde kalırdı. Ve o 48 milyar dolarla belki bu ülkeye çok sayıda hastane, çok sayıda okul ve çok sayıda kreş yapardı. İşte devlet yönetme aklının böyle olması gerekir. Ama AKP ben toplumu nasıl rahat yaşatırım derdinde değil. Ben kamu kaynaklarından nasıl komisyon alırım? Kamu kaynaklarını yatırım yapıyorum adı altında yandaşlarıma nasıl dağıtırımın partisidir. Ne yazık ki gerçek bu. Peki şimdi senin genelde reklam mı var? Tamam. Kısa bir reklam arasına gidiyormuşuz. Kaç dakika olmuş ki reklama girdik? Vallahi yarım saat olmuş. Öyle mi? Ha, evet maşallah. Evet. Seninle vakit çabuk geçiyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, kısa bir reklam arasına gidiyoruz şu anda. Reklamlardan sonra tekrar gazeteci Barış Yiğit arkadaşla gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Evet, günün getirdikleri kaldığı yerden devam ediyor. Gazeteci Barış Yiğit arkadaşla gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Bize canlı yayına WhatsApp'tan ulaşmak için, merak ettiğiniz sorularınızı sormak için 0530 848 1312'den an be an yazabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Evet, bu arada... Adana'dan eski asistanım Ceylan yazmış da izliyorum diye. Öyle mi? Şimdi soru falan yazarsa Ceylan öyle meraklıdır. Tamam, burada. Oraya yazsın, benim telefonum yanımda yok.
Tamam. Ceylan'a söyleyeyim, herhalde o arıyor. Bak şu anda da telefonum çalıyor ama şarja taktım. Ama neyse, Ceylan şarjı... WhatsApp'a yaz. Ceylan Hanım, evet, WhatsApp'tan şu an elimizde tablet, yazabilirsiniz. İyi ki telefonun yanında yok zaten. Bütün yayınlarda telefon yanında olunca seni susmuyor. Sürekli bakıyorsun, evet, mecbur. Evet, bakmak zorunda evet. kalıyorum. Hayır, bir de şöyle mesela ilginç izleyicilerimiz var. Arıyor, açamıyorsun. Açar mısınız diyor, sizi izliyorum. Yayında. Bir şey söyleyeceğim diyor. Ya ne olur yayındayken aramayın. Ya bir de hiç kimseyi kıramıyorsun sen. Evet. Hepsine yetişmeye çalışıyorsun. Şu anda telefon mesela çalıyor. Duyanlar duymayanlara söylesin, yayındayız. Yayındayız. O yüzden aramasınlar. Evet. Şimdi senin, demin onu söyleyecektim, reklama girdik. Genelde söylediğin istatiksel tespitlerin hepsi çıkıyor sonrasında. İstanbul ve Ankara'nın 2014 yerel seçim sonuçlarını ben söyleyeceğim. Ve şimdi bu seçimde sence ne olur? Şimdi 2014'e ait İstanbul yerel seçimlerin sonucu AK Parti 47.9, CHP 40.1, HDP 4.8, MHP %4, Saadet Partisi 1.4 almış. Evet. Şimdi bu seçimde sence bu oranlar ne olur? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapılan son anketlerde ve son araştırmalarda Ankara'da önde olduğu görünüyor. İstanbul'da da 3 puan geride olduğuna ilişkin tespitler yapılıyor. Eğer tablo bu şekilde giderse, HDP'nin biz İstanbul'da aday çıkarmayacağız sözünün arkasından da Cumhuriyet Halk Partisi biraz cesur davranırsa, ben İstanbul'daki seçimlerin kazanılabileceğini düşünüyorum. Niye? Herkes kendi oyunu alsa bile, yani AKP ve MHP kendi oyunu alsa, Cumhuriyet Halk Partisi HDP seçmeninin oylarını kendi yanına çekebilirse, Cumhuriyet Halk Partisi orada bir iddia koyar. Ki HDP'nin biz İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacağız açıklamasının ardından şu an seçim aritmetiğinde değişiklikler olduğu çok açık görülüyor. Zira HDP seçmeni AKP'den artık ikinci partisi olarak söz etmiyor. HDP seçmeninin bir kısmı HDP'ye vermediğinde İslami düşüncenin de etkisiyle gidip AKP'ye oy veriyordu. Fakat özellikle 2017 yılının yaz aylarında Güneydoğu'da yaşanan, Lice'de, Şırnak'ta yaşanan olaylardan sonra ve çözüm sürecinin de tamamen bitmesiyle AKP ve MHP'nin de ortak olmasıyla Kürt seçmen önemli oranda AKP'den koptu. CHP'ye gelebilmesi için aslında bir işaret bekliyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi nedense aman AKP ve MHP bana onu der, bunu der kaygısıyla Kürt seçmene ya da HDP'ye oy veren seçmene yeterince yakın davranmıyor. Bir kere bu korkudan, kaygıdan ve kompleksten kurtulması lazım CHP'nin. Arkadaş, sen bu ülkenin kurucu partisisin. Kurucu iradenin temsilcisisin. Şimdi o kurucu iradenin yanına kucaklayıcı iradeyi de koyacaksın ve çıkıp açık yüreklilikle ben HDP'lilerin oyuna da talibim diyeceksin. AKP MKYK üyesi, eski milletvekili, şimdi Cumhurbaşkanı danışmanı Orhan Miroğlu geride bıraktığımız günlerde yaptığı bir toplantıda, bir basın toplantısında biz HDP'nin 2 milyon oyuna talibiz dedi. Ya bunu CHP'liler söyleyince suç oluyor. Ama AKP'li biri biz HDP'nin oylarına talibiz deyince gayet normal karşılanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Orhan Miroğlu'nun açık yüreklilikle söylediği sözleri söylemesi lazım. Ben eğer bir yere aday olsaydım, bir ilçede belediye başkanı adayı olsaydım, çıkar açık açık, evet kardeşim ben HDP'lilerin oylarına da talibim derdim. Ya HDP'ye oy veren yurttaş bu ülkenin eşit yurttaşıdır, eşit. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun. Tabii. Kimse yargılamaz o. Tabii. Hiç kimse benim gibi, senin gibi, diğeri gibi düşünmek zorunda Tabii değil. Ki. Demokrasi zaten farklı görüşlerin Tabii. kendini rahatça Kesinlikle. İfade edebilmesidir. Evet. Bunun adı da demokrasi literatüründe çoğulculuktur. AKP Türkiye'yi çoğunlukçu anlayışa mahkum etti. Yani kim çoğunluksa onun dediği olacak. Hayır kardeşim. Demokrasi aksine AKP'nin anladığı gibi değildir. Aksine şudur. Düşüncesini ifade ederken insanların sayıları eğer azsa, yani siyasal anlamda azınlık hisseler,
demokrasi o azınlığı korur. Onun kendisini özgürce ifade edebilmesinin olanağını yaratır, önünü açar. Çünkü yoksa aksi takdirde çoğunluk azınlığın üzerinde tahakküm kurar. Doğru. Tahakküm de demokrasi anlayışının reddidir. Şimdi HDP kaçıncı parti Türkiye'de? Dördüncü parti örnek evet. olarak. Siyasal anlamda azınlıkta. Oy oranları açısından söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Evet evet oran konuşuyor. Kardeşim sen o halde bir muhalefet olarak iktidara karşı o partinin kendini ifade edebilme hakkını savunacaksın. İki, o partinin seçmenlerinden de oy alarak belediyeleri kazanıp sosyal demokrat belediyecilik anlayışını sergileyeceksin. Ama nedense CHP'de böyle bir inanılmaz çekince var. HDP seçmeninin oyunu istiyorum demekten bile çekiniyor. Evet kardeşim istiyorum. Ben bir Cumhuriyet Halk Partili olarak HDP'li seçmenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesini istiyorum. Bu kadar basit. Kim ne derse desin akşam Beyaz TV, A Haber, Akit TV alsınlar bu kaydı da yayınlasınlar. İstediklerini söylesinler. Sen eğer siyaset anlayışını AKP ne der, MHP ne der, efendim öbürü ne der diye belirlemeye çalışırsan özgün ve farklı bir siyasi anlayış ortaya koyamazsın. Bu kez AKP senin için her şeyi söyler. Bak dokunulmazlıklar kaldırılırken milletvekiliydim ve kapalı toplantılarda defalarca bu dokunulmazlıkları kaldırmayın. Evet, verdikleri cevap efendim bize terör örgütünü destekliyor derler. Şunu derler, bunu derler dediler. Demediler mi? Bugün CHP dokunulmazlıkları Erdoğan. Kaldırttı. CHP'li arkadaşlarımızın imzalarıyla kalktı, oylarıyla kalktı. Kimlerin olduğunu tek tek biliyoruz. Tarih bunların hepsini bir gün yazacak, konuşacak. Bize aman dokunulmazlıkları kaldıralım, bize PKK'lı derler diyorlardı. Şimdi hem PKK'lı diyorlar hem FETÖ'cü diyorlar. Tabii. Ya sen taviz vererek AKP'yi durduramazsın. Sen AKP'ye taviz verdikçe AKP senin üstüne daha da yüklenir. Bugün Erdoğan'ın tavizin sonu yok. Tabii Erdoğan'ın açıklaması HDP CHP'li kol kola yürüyor. PKK CHP'li kol kola yürüyor dedi. Az ya, önce söyledim manifestoyu açıklamadan önce. PKK ile masaya oturan AKP'nin kendisidir. PKK ile çözüm süreci yürüten AKP'nin kendisidir. Bunları millet unuttu mu? Valilere talimat veren AKP'nin kendisidir. Teröristler geçerken müdahale etmeyin diyen, karakol komutanlarının, tabur komutanlarının, alay komutanlarının çatışmaya girme yetkisini elinden alıp valiye veren, vali izin vermedikçe operasyon yapamazsınız diyen bir yönetimdir AKP. AKP kime ne anlatıyor? İkide bir efendim AKP gelecek işte yok CHP, PKK bilmem ne. Ya bunlar hiç üzerinde durulmayacak şeyler. Kimse de zaten inanmıyor onlara evet. artık. Peki şimdi 2014 yerel seçimde AK Partisi 47.9 almış evet. ya. Bu seçimde ne olur o oran? Düşer mi yoksa ortalama o oranlarda bak, mı seyreder? Halkın %18'i birinci sorunum işsizlik ve pahalılıktır diyorsa ve bu ülkeyi de 17 yıldır AKP yönetiyorsa normal olan AKP'nin oylarının dibe vurmasıdır. Normal olandan bahsediyorum. Ama AKP'nin hem oylarının düşmesi hem oylarının dibe vurması kendiliğinden olmaz. Bu oylar bir yere gidecek sonuçta. Yurttaş sonuçta birine faturayı kesecek. Birine ceza keserken birini de ödüllendirecek. Ödüllendirilecek olanın Cumhuriyet Halk Partisi olması gerekiyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin de halktan ödül alabilmesi için halka güven vermesi gerekiyor. Güven vermek nedir? Sizin aday seçme yönteminizdir. Seçtiğiniz adaydır. Ortaya koyduğunuz politikadır, stratejidir. En önemlisi bu ülkeyi yönetebileceğinize dair verdiğiniz güvendir. Eğer topluma güven veremezsen, kuru yemişçi Mehmet Efendi seni izlerken, evet kardeşim bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı Çekmeköy'ü güzel yönetir, Kadıköy'ü iyi yönetir, Ataşehir'i güzel yönetir, bunlar Türkiye'yi yönetirse ekonomi gerçekten düzelir, benim çekim senetim geri dönmez, çekimi senetimi gününde öderim derse sen o zaman bu ülkede
iktidar olmayı başarırsın. Çok... Yani ne demek bu? Hı hı. Güven verecek bir algı kesinlikle oluşturacaksın. Kesinlikle doğru. Çok güzel bir şey söyledin. Fakat şimdi böyle bir tablo CHP, böyle bir tablo sergilemeye çalışırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu ile ilgili söylemi biraz güvensizlik teşkil etmiyor mu? Nasıl değerlendiriyorsun? Ben doğru bulmadım tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi toplantısında Sayın Aykut Nuhoğlu'nu başarısız olarak nitelendirmesini. Aslında bu sorunların temeli şuradan kaynaklanıyor. Parti içi demokrasi mekanizmasının Türkiye'de işlememesidir bunların sebebi. Üyelere dayalı ön seçim yapılsaydı, Kadıköy'ün 18 bine yakın üyesi var. 18 bine yakın üye giderdi ön seçimde Kadıköy Belediye Başkan adayı Aykut Nuhoğlu'nun başarılı mı başarısız mı olduğuna karar verirdi. Keza aynı durum Maltepe Belediye Başkanlığı için de geçerli. Örneğin şimdi Maltepe Belediye Başkanı da atanmadı. Cumartesi günü atanacak. Ya Maltepe'de 10 binin üzerinde Cumhuriyet Halk Partili var. CHP'li üye sayısı 10 binin üzerinde. Koy kardeşim sandığı Maltepe'ye, Ataşehir'e, Kadıköy'e, Bakırköy'e, Esenyurt'a, Avcılar'a, Şile'ye, Çekmeköy'e, Sancaktepe'ye, Ankara'da Çankaya'ya, Yeni Mahalle'ye, Muğla'da Bodrum'a. Koy kardeşim sandığı, üyen gelsin, o belediye başkanın başarılı mı, başarısız mı ona karar versin. 15 bin, 16 bin insanı hiç kimse manipüle edemez. Tabii ki. Hiç kimse etkisi altına alamaz. Koyardın sandığı, Kadıköy'ün okumuş, yazmış, aydın kesimi gelirdi. Aykut Nuhoğlu adaysa, yeniden adaysa, başarılı mı, başarısız mı sandıkta verdiği oyu da gösterirdi. Ama sen insanların kendisini kamuoyu önünde tartma şansını vermiyorsun. 5-6 MYK üyesinin subjektif yorumuyla aday belirliyorsun. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bunu hiçbir zaman doğru bulmadım. Bundan sonra da bulmayacağım. Yani. Bir gün bu partide yönetici olursam da bu yöntemi uygulamayacağımı, uygulanmaması için gereken her şeyi yapacağımı da buradan ilan ediyorum. Yok seni zaten geçmişte... Bak bunu, bu benim kişisel bir meselem değil. Evet, onu bak, söyleyecektim şimdi. Vekilken de sen hep aynı sözleri söylüyorsun. Ya her zaman söyledim. Ben bunu milletvekiliyken de söyledim. Evet. Bunu parti yöneticilerimiz tabii bundan hoşnut olmadılar, memnun olmadılar. Ama ya halka dayalı olmayan bir siyaset, halka dayalı olmayan bir demokrasi ayakta kalmaz. Halktan büyük bir güç yok. Kesinlikle. Hiç kimse kendisini kandırmasın. Tabii şimdi ki diyorlar ki efendim ön seçim sağlıklı sonuç vermiyor. Ya 18 bin kişinin katılacağı bir ilçe bazında söylüyorum. Kadıköy'de 18 bin kişinin katılacağı ön seçim doğru sonuç vermiyor. Ama MYK'daki 18 arkadaşımız doğru karar veriyor, öyle tabii mi? Tabii biraz ironik. Ya böyle bir hani şimdi seçerek kullanıyorum kelimeleri ama gerçekten böyle bir anlayış olmaz diyeyim, kapatayım yani. Evet. Peki şimdi bak ben yine yineliyorum. Şimdi konu konuyu açıyor, laf lafı açıyor ama orantı rica ediyorum senden. Oran rica ediyorum senden. Oran çünkü söyledim. Çünkü senin söylediklerin çıkıyor seçimi genellikle. Seçimi kazanabilmenin tek yolu var. Ama oran mesela CHP 40.1 almış. Bak onu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimi kazanabilmesi için bir, sandığa gitmeyeceğim diyen CHP'lilerin %23'ünü en başta ikna etmesi lazım. Şu an CHP'lilerin %23'ü ben sandığa gitmeyeceğim, kızgınım diyor. Evet. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki kalan günlerde kaç gün kaldı? 60 gün falan kaldı. Tabii bu 60 kaldı. Günde tam 61 gün kaldı. Bu 61 gün içinde mutlaka sandığa gitmeyeceğim diyen CHP'lileri ikna etmesi lazım. İki, özellikle büyük şehirlerde HDP'nin oylarını alacağı bir yöntem izlemesi lazım. Üç, bir tuzağa düşmeden stratejisini sürdürmesi lazım. Nedir o tuzak? Tayyip Erdoğan bugün CHP'ye yine çok ağır sözler söyleyerek meseleyi bir AKP-CHP genel seçim tartışmasına sokmaya çalışıyor. CHP çöptür dedi. Şimdi bak onu niye yapıyor? Şunun için yapıyor. Yerel seçimlerde oylar değişkenlik özelliği gösterir. Evet. Yani genel seçimde AKP'ye oy veren bir yurttaş
yerel seçimde CHP'li belediye başkanını beğeniyorsa, onun hizmetlerinden memnunsa, ya bu nasıl olsa genel iktidar seçimi değil, belediye seçimi, bu adam da iyi daha çalışıyor. Daha rahat oy veriyor. Evimi, kapısını temizliyor. Evet. Gıda yardımı yapıyor. Sosyal donatı alanları açıyor. Park yapıyor. Evet. Kreş yapıyor deyip oy verebiliyor. Ama AKP şimdi neyi hedefliyor? Bir genel seçim tartışması başlatayım. AKP'den CHP'ye oy akışı olmaz. Onun bir için algıda, yani yerel seçimi genel seçime dönüştürerek, yerel seçimin karakterini genel seçim karakterine sokarak AKP'den CHP'ye gidecek olan oy akışının önünü kesmeye çalışıyor. CHP'nin yerel seçimi genel seçime dönüştürecek stratejiden kaçınması lazım. CHP ne yapmalı? Yerel seçimi yerel seçim tadında bırakırsa o zaman oy akışını sağlar. Ne yapması lazım? Sakin olacak, projelerini anlatacak ve bu projeleri uygulayacağına dair güven verecek. Ve güçlü bir parti görüntüsü verecek. Yeni atanan belediye başkan adayları mutlaka eski belediye başkanlarını da yanlarına alarak en azından birlikte görüntü verecek. Partide bir kırgınlık, bozgun küskünlük havası yaratılmayacak, küskünlük havası yaratılmayacak. Doğru. Belediye meclis üyelikleri belirlenirken ön seçim yapmadıklarını biliyorum, artık söylemenin anlamı da yok, yapmıyorlar. Yani genel merkez yapmıyor. Evet. Ben kendim atayacağım diyor. Belediye meclis üyesi adayları da toplumun desteğini almış. Evet kardeşim, bak bu kadro bu belediyeleri yönetir dedirtecek bir şekilde oluşturulması lazım. Mutlaka 20 meclis üyesi yazılıyorsa bunların 10'u avukat, mimar, kent tasarımcısı, ekonomist, çevre plancısı olmak zorunda. Çünkü siz sonuçta bir şehri yöneteceksiniz. Tabii. Yani bugün CHP'nin iddialı olduğu her şehirde yüz binlerce insan yaşıyor. Benim mesela memleketim Kars'ta 80 bin kişi yaşıyor. Belediye başkanı o 80 bin kişinin yolundan, suyundan, çöpünden, her şeyinden sorumlu olacak. Onların kaliteli bir yaşam kavuşması için mücadele edecek. Bunun için belediye meclis üyelerini az önce bahsettiğim profilden oluşturması lazım. En azından yarısını. Diğer yarısını da esnaf yaparsın. Kanaat önderi yaparsın. Belki bir din adamı koyarsın. Toplumun değişik kesimleriyle. Değişik kesimleriyle irtibat kurabilmek için. Onun desteğini alırsın. Yarısını meslek sahibi yaparsın meclis üyelerinin. Yarısını da partililerden, kanaat önderlerinden oluşan bir istişare kuruluna dönüştürürsün. Şimdi son 35-36 dakikamız kaldı. Öyle mi? Evet, lafı açıyor. O yüzden zaman çabuk geçiyor. Şimdi çünkü gündemde çok önemli bir konumuz daha var konuşmamız gereken. Sevgili Eren Erdem tabii ki. Ben kendisine bir kez daha çok geçmiş olsun diliyorum. Ve halkımız, partisi de CHP'ye de bir şeyler yapmalı bu anlamda. Çünkü hakikaten çok üzücü şeyler yaşanıyor şu anda. Ailesinde de, kendisinde de, sevenlerinde de. Şimdi Eren Erdem son olarak grevinin dördüncü günü değil mi galiba bugün? Bugün dördüncü günü. Dördüncü günü ve sıvı almayacağını açıkladı ne yazık ki. Babasının açıklaması var bununla ilgili. Eren Erdem'e bir mesaj yolladı. Sevgili yönetmenim, hazır mı VTR? Murat'cığım, Eren Erdem'le ilgili bir VTR vardı. Hazır mı şu anda? Duyuyor musunuz? Tamam. Tamam. Şimdi Eren Erdem'in babasının bir mesajı var. Hemen o VTR'ye gidelim. Bakalım sevgili Eren Erdem'in babası neler söylemiş. Eren oğlum, bu eylemden vazgeç. Anneni düşün, oğlunu düşün, seni sevenleri düşün. Buradan kamuoyuna seslenmek istiyorum. Siz gazeteciler, siyasetçiler, okumuş yazmış insanlar, biz ikna edemedik oğlumu. Lütfen sizler de bu konuda bize yardımcı olarak oğlumun ikna edilmesine ve bu eyleminden vazgeçmesine bizde katkı sunun. Oğlum 10 tane ilaç kullanan birisi. Nedir açlık grevi? Böyle bir şeyi biz sana yakıştırmıyoruz. Lütfen
bu eylemden vazgeç. Evet, yani çok üzücü. Ne diyorsun Barış? Evet, hemen şunu söyleyelim. Eren Erdem bugün tam 214 gündür Silivri cezaevinde tutuklu. 214 gün önce Eren Erdem hakkında ortaya konulan iddianameden sonra verilen tutuklama kararı aslında bir ay önce bir anlamda bozuldu. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi yaklaşık 8 saat süren yargılamanın sonucunda Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi. Ve Eren Erdem bu tahliye kararı üzerine koğuşundan çıkarıldı. Evet. Jandarma kulübesine getirildi. İşleyiş öyledir. Oradan da tahliyesinin yapılması beklendi. Eren Erdem bu sırada kendi deyimiyle bir sigara içimlik bir özgürlüğe kavuştu. Çünkü Eren Erdem'in sigarası bittiğinde 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin savcının itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verdiği görüldü. Ya şimdi bu da dünyada örneği olmayan bir hukuk garabeti. Düşünün, hakim karar veriyor, savcı gidip buna itiraz ediyor. O zaman yani bence yargılamayı da savcı yapsın. Savcı hem iddianameyi yazsın. Tabii. Savcı hem iddianameyi yazsın, hem karar versin, hem ceza versin, hem tahliye etsin. O zaman zaten güçler ayrılığına ne gerek var ki? Savcı adı üstünde ortaya sav koyuyor. Hakim de konuyla ilgili, üç hakim de karar veriyor. Bunu ne yazık ki AKP bu garabeti getirdi Türkiye'ye. Şimdi hakimler artık tahliye kararı veremez oldular. Bak, anayasamız hakimlerin karar verme hakkını bir teminat altına almış. Demiş ki hakim verdiği karardan ötürü suçlanamaz. Yüz kızartıcı bir şey işlemediyse, yani para alıp rüşvet alıp yapmadıysa bunun dışında. Ama hakim sonuçta kanaat belirten bir insandır. Hukuka bakar, duruma bakar, belgeye bakar, delile bakar. Cezaevinde yattığı süreye bakar, onun ne kadarını karşılayıp karşılamadığına bakar. Ya da ya arkadaş, bu savcı bu ifadeyi yazmış, bu iddianameyi yazmış ama bu iddianamenin hiçbir iler tutar yanı yok der. Bu adam boşuna yatıyor der, bırakır. Evet. Ama şimdi hakim bırakmasına rağmen savcı itiraz ediyor ve daha garabeti şu, 24. Ağır Ceza Mahkemesi 10 bin sayfa iddianameyi bir saatte okuduğunu iddia ederek Eren Erdem hakkında tutuklama kararını yeniliyor. Yani düşünün, Eren Erdem'le ilgili iddianamenin sayfası 10 bin. 10 bin sayfa var. Evet. Ya buradan hani kimse ne var bu 10 bin sayfanın içinde diye merak etmesin. Gazete yazıları, tweetler, televizyon programlarının dökümleri, şunlar bunlar. Hani dosya güçlü görünsün diye böyle bir 10 bin sayfa yapmışlar. Yani delillere dayalı Eren yapmadığını Erdem, ispat eden. 6 ay yattı cezaevinde. 6 ay sonra duruşmaya çıkarıldı ve mahkeme 6 ayda o iddianameleri anca okudu. Okuduktan sonra da dedi ki, tanıkları dinledi, ya evet arkadaş tamam seni bırakıyoruz dediler. Ama bir üst mahkeme, üst derken sıralı mahkeme anlamında üst diyorum, 23-24 olduğu için. Bir üst mahkeme Eren Erdem'le ilgili 10 bin sayfalık iddianameyi okuduğunu iddia etti. Ben o duruşmaya girdim, Eren'in serbest bırakıldığı duruşmaya. Ve sonrasında da tutuklandı, tekrar duruşmaya. Evet. Eren dedi ki, ya okudunuz mu belgeleri? Evet okuduk dedi hakim. Mahkeme başkanı okuduk dedi. Şimdi garabet şu. Eren Erdem 214 gündür haksız ve hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutuluyor. Sesini duyurmak için 4 gündür açlık grevinde ve şunu söylüyor. Hiçbir ilgimin olmadığı FETÖ adlı terör örgütüyle anılmak ve ondan dolayı yargılanmak onurumu kırıyor diyor. Tabii. Eyleminin adına da adalet orucu dedi. Bir adalet çığlığı attı. Bence toplumda da duyuldu bu çığlık. Çok. Eren bizi izleme şansından mahrum. Şu anda cezaevinde. Ama avukatları Onur Cıngıl, Zeynel Öztürk ve Ender Ersözlü hanımefendi bu konuşmaları zaten izleyip gidip kendisine aktarıyorlar. Ben de yarın bir aksilik çıkmazsa zaten ziyaretine gideceğim. Buradan bir çağrı yapalım. Eren, çığlığın duyuldu. Yani artık bu eylemi bırak. Adalet arayışını da hep birlikte devam ettireceğiz. Reklama mı giriyoruz? Şimdi reklama İşaret gireceğiz. Geldi. Hemen onu da söyleyeyim, konu bölünmesin. Tamam. Cumartesi günü parti meclisi toplanıyor.
CHP Parti Meclisi'ndeki arkadaşlarımızın da aynı zamanda CHP Parti Meclisi üyesi olan Eren Erdem'in çığlığını duyduklarına dair bir deklarasyon yayınlamaları gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de aynı fikirdeyim. Evet, kısa bir reklam arasına gidiyoruz tekrardan. Reklamlardan sonra gazeteci Barış arkadaşla gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gazeteci Barış arkadaşla gündemi değerlendirmeye sevgili izleyicilerimiz. Merak ettiğiniz görüşleriniz için, sorularınız için bize WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. 0530 848 1312'den an be an yazabilirsiniz. Evet, bu arada Barış'cığım, dün biliyorsun görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın bir basın toplantısı gerçekleşti. Battal İlgezdi'nin aday gösterilmesinden sonra açıklama yaptı. Dün basın toplantısında benim Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir sorduğum soru var. Onunla ilgili bir VTR'miz var. O VTR'ye gidelim. Bunun üzerine bir yorum yapmanı rica edeceğim senden. Evet, o VTR'ye gidiyoruz şimdi sevgili izleyiciler. Belirttiğiniz için ifade etmek istiyorum. Çünkü çok hassas ve benim için de çok değerli bir konu. Özgürlükçü sosyal demokrat siyasetin Türkiye'de her türlü ayrımcılığa karşı durmuş bir siyasi geçmişi olan birisi olarak meselenin bu boyutuyla eğer değerlendirmek gerekirse, ben geldiğimde ilk yaptığım iş resmi olarak Beşiktaş'ta cemevini Alevi İslam değerlerini taşıyan yurttaşlarımıza tahsis etmek oldu. İlk kez gelir gelmez daha birinci ayımda bir Alevi dedesini Beşiktaş'ta kadroya almış birisiyim. Belediye başkanından önce 3 cemevinin Ordu'da yapımını sağlamış ve yine camisi çok olan bir ülkede Alevi yurttaşlarımızın, kardeşlerimin, en yakınımda bütün çalışma arkadaşlarım içinde olan bu insanlarımıza hizmet etmiş, kendi imkanlarıyla hizmet etmiş birisiyim. Yine aynı şekilde belediye başkanlığım süresince sadece Tunceli'de 34 cemevinin tamamına destek vermiş birisiyim. Bunların hepsi kayıtlı. Vakfımız üzerinden. Cami de yaptırttım ama Türkiye'de eksik olan Alevi canların, yurttaşlarımızın hizmetini de eksiksiz yaptım. Türkiye'de ilk defa Muharrem oruçları, bilirsiniz, televizyonlardan bizim vasıtamızla, üstelik de ben de oruç tutardım, kamuoyuyla aktardık, yansıttık. Biz, kilise de bizim, sinagog da bizim. Beşiktaş öyle bir yer. Burada sorun, bunu siyaset tüccarlığı yapılarak, bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ya da siyasette genel olarak bir siyasi malzeme olarak dar siyaset anlayışıyla kullanılmasıdır. Bu son derece tehlikelidir. Bunun bir, dün beni bir dedemiz aradı. Oğlum dedi, seni çok seviyoruz. İnanç duygusallığını yaparak siyaset yapanlar hem CHP'ye, hem millete hem de ülkeye zarar veriyorlar diyerek beni teskin etmeye çalıştı. Dolayısıyla bu noktada siyasette bu tür şeylerin kullanılmasını, sakıncalarını kral çıplak diyerek milletimizle paylaşmak istedim. Sayın Başkan, TV Beşiktaş, görev yaptığınız süre boyunca sizinle birlikte görev yapan başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve bir takım partililer, şimdi belediye başkan aday adaylığı, meclis üyeliğine aday adaylığı durumu söz konusu. Yaşanan olumsuzluklarda bu partililer sizinle beraberdiler. Şimdi bunların aday olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Günah keçisi ilan edildiğinizi düşünüyor musunuz Beşiktaş CHP örgütü tarafından? Türkiye'de en çok tartışılan, Türkiye'de tarafından en çok tartışılan, en çok konuşulan, hakkında en fazla soruşturma olan ama dava olmayan, Türkiye'de terör örgütleriyle adı geçirilen, bu ülkesine, milletine, bayrağına, toprağına sevdalı, hayatında hem iyi bir Müslüman olmaya çalışırken, aynı zamanda Aziz Atatürk'ün devrimlerinin bu ülkede yüceltmek adına hizmet eden hem bir aileden, ailesinde, sülalesinde sabıkalı insan bile olmayan bir aileden gelen
ve hayatını buna vakfetmiş birisi olarak bu doğruların günah keçisi olmaktan rahatsız değilim. Sadece Aziz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Karadeniz'de Ordu'da kurucusu olan bir dedenin torunuyum. Bugün MYK'daki üyelerin neredeyse tamamından eski CHP üyesiyim, biliyor musun? Evet, şimdi benim sorumu orada verecektik. Ekrem İmamoğlu ile ilgili ben Murat Azinadar'a şöyle bir soru sormuştum. Hı-hı. Yanlış olmuş, time code herhalde, hatalı olmuş. Onu girecektik asıl ama giremedik o soruyu. Şimdi ben Büyükşehir Belediyesi adayı, hı-hı, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok yakın bir ilişkide olduğunu sordum. Ekrem İmamoğlu çünkü, hı-hı, çok yakın olduklarını, samimi görüştüklerini dile getirmişti. Ve buna yönelik cevabı da biliyorsun zaten, Murat Azinadar'ın hayır şeklinde oldu ve randevu talebimi bile geri çevirdiği şeklinde oldu. Bu sorum çok ses getirdi. Bayağı da bir gündem oldu zaten dün. Evet. Ne diyorsun bunlara yönelik? Cevap olarak da Ekrem İmamoğlu, çok iyi arkadaşız, birkaç gündür görüşmediğimiz için böyle bir şey söylemiş dedi. Ne diyorsun? Yorumun nedir? Şimdi bütün her şey dönüyor, dolaşıyor, dönüyor, dolaşıyor. Aslında en başta söylediğimiz şeye geliyor. Hı hı. Murat Azinadar niye mesela Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istiyor? Yeniden aday olmak için. Ekrem İmamoğlu belli ki randevu vermekte zorlanmış ya da bir iletişim problemi olmuş, bir karışıklık olmuş ya da randevu vermemiş. Şimdi her şeyi bir kişinin iki kişinin dudağı arasına bıraktığınızda ortaya bu tablo çıkıyor. Evet. Aralarındaki iletişim problemi bence giderilmeliydi. Ekrem İmamoğlu da eğer Murat Azinadar'ın adaylığına sıcak bakmıyorsa bunu en azından kendisine söylemeliydi. Hı hı. Murat Azinadar sonuçta beğenirsiniz, beğenmezsiniz, eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz. 4 sene Beşiktaş Belediyesi'ni yönetti. Hı hı. Görevden alındı, görevden uzaklaştırıldı ve o süre içinde de bazı soruşturmalar geçirdi. Ben Ekrem İmamoğlu'nun daha bu konuda duyarlı davranması gerektiğini söylerdim. Çünkü gerektiğini söylüyorum. Çünkü yarın kendisi de belediye başkanı seçilirse aynı sıkıntıları, yani İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınma tehdidi gibi sıkıntıları kendisi de yaşayabilir. Umarım böyle bir noktaya gelmez işler. Hı hı. Ama daha sıcak bir ilişki tarzı yürütebilirlerdi diye düşünüyorum. Hı hı. Ama demek ki olmamış. İletişim kopukluğu olmuş. Ya da Murat Azinadar'ın aday yapılmayacağını biliyordu Ekrem İmamoğlu. Bunu söylemekten kaçındı. Bilmiyorum. Yani işte her şeyi böyle kişiler üzerine kurarsanız sistemi, bak sistemi kişiler üzerine kurarsanız insanları bu tür sıkıntılarla da karşı karşıya bırakırsınız. Doğru, çünkü doğru. Bir kriter yok. Evet. Yani şu olsaydı mesela, bak Beşiktaş'ta örneğin bir ön seçim modeli uygulansaydı, Murat Azinadar Ekrem İmamoğlu'ndan randevu almak yerine seçmene gider, seçmenler randevu alırdı. Ha seçmen seçerse derdik ki evet kardeşim adam kendisini kabul ettirmiş. Seçilmezse de kırılmazdı. Şimdi Murat Azinadar'a mesela aday gösterilmemesine ilişkin bir gerekçe de söylenmedi. Belki yarın beraat edecek Murat Azinadar. Bilmiyorum, belki de ceza alacak. Ona işte yargı karar verecek. Yargılanabilirse, çünkü iki senedir de beni yargılayın diyor. Bir de öyle bir garabet var. Ya beraat edecek ya ceza alacak. Evet. Peki beraat ederse Murat Azinadar'ın soruşturmasını gerekçe gösterip aday yapmayan arkadaşlarımız acaba ya biz hata yaptık diyecekler mi? Bu sadece Murat Azinadar için geçerli değil, milletvekilleri için de geçerli. Tabii. Bu Fikri Sağlar için geçerli, Eren Erdem için geçerli, Hüsnü Bozkurt için geçerli, Haluk Pekşen için geçerli. Senin için de geçerli. Ben kendimi katmıyorum. Yani kendimle çok değerli şey çalışmaların oldu. Tamam, evet, sen girmek istemiyorsun. Kendimle ilgili bir şey konuşmak bu istemiyorum. Bu benim şahsi görüşümdü. Ama şimdi anketlerin tamamında Fikri Sağlar birinci çıkıyorsa, Fikri Sağlar bugün hiçbir şekilde aday yapılmıyorsa, o zaman genel merkezin topluma bir açıklama yapması gerekir. Evet. Ama işte dediğim gibi her şey kişiler üzerine kuruluyor. Sistem kişiler üzerine kurulunca kişiler arasındaki iletişim kopuklukları ya da ilişkilerinin samimi olmaması, evet,
bir diyalog kuramamaları da bu tür kırgınlıkları beraberinde getiriyor. Ben Murat Azdedar'ı çok iyi anlıyorum şu anda. Yani yaşadığı duyguyu da tahmin edebiliyorum. Evet. Ama sonuçta siyaset bu. 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl çok çabuk geçiyor. Bak işte neredeyse seçimler gün üzerinden 8 ay geçti. Evet, zaman öyle çabuk geçiyor akıyor. Ki. Aynen o makamlar öyle. Da hiç kimseye kalmıyor. Onların da kalmadığını da hep birlikte de göreceğiz zaten. Evet. Şimdi bugün çok önemli bir haber daha yer aldı gündemde. Ben onu sormak istiyorum sana bir de. Şimdi biliyorsun geçen hafta Yılmaz Özdil'in bir kitabı çıktı. 1881 isimli bir kitabı çıktı. Ve 2500 TL olması da bazı kişiler tarafından çok tepki çekti. Bununla ilgili bugün güncel bir haber var, son dakika haberi var. Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ali Güler bir iddiada bulundu. Diyor ki kitabın tamamen kopyalandığını söylüyor ve o bilgilerin çalıntı olduğuna ilişkin bir iddiası var. Ne diyorsun bu konuda? Şimdi tabii bu iddiayı benim burada ispatlayabilmem, doğrudur, yanlıştır demem mümkün değil. Ortada bir kitap var. Ali Güler de bu konularda çok ciddi araştırmalar yapmış. Benim de sık sık başvurduğum kaynakların da sahibidir. Alıntı mı, çalıntı mı, intihal mi falan bunlara Yılmaz Özdil'in cevap vermesi daha doğru olur. Çünkü şimdi Ali Güler orada hangi paragraftan, hangi bilgiden bahsediyor? Onu genelinden. Mümkün değil. Genelinden. Ama şimdi bak, komple kitaptan Atatürk'ün iddiası. Atatürk'ün hayatı bilinmeyen, gizli saklı bir hayat değil ki. Zaten Atatürk'ün hayatı kendisi vefat ettikten sonra defalarca kaleme alınmış. Kaleme alınmış tabii ki. Kitaplar yazılmış. Defalarca onunla ilgili makaleler yazılmış, tabii. Hatıratlar yazılmış. O hatıratların birleştirilmesinden yeni kitaplar ortaya çıkarılmış bir hayat. Tabii. Devlet arşivlerinde günlük yediği yemekler bile tutuluyor. Bire bir hani işte bu anlamda bak bir şey söyleyeyim ama bu anlamda hiç kimse çıkıp Atatürk'ün hayatını sadece ben yazdım. Tabii ki sadece diyemez. Özgün olarak ben ortaya koydum diyemez. Tabii ki. Ne olurdu? Bir hatırat mesela birinin hatıratı 50 yıl sonra, 100 yıl sonra bir sandıktan çıkardı. Hakikaten orada hiç bilinmeyen öyküler ortaya çıkarılırdı. O zaman efendim bu benim eserimdir. Bunu ben yazdım. Benim eserim çalınmış diyebilirdi eser sahibi. Ya da birine emanet edilmiştir, yayın hakları ona verilmiştir. O zaman denilebilirdi ama bence Atatürk'ü de artık bu tartışmadan da çıkarmak lazım. Kırmızı Kedi Yayın Evi'nin de bu tartışmayı sonlandıracak bir adım atması lazım. Atatürk'ün her gün parayla, promosyonla falan yan yana getirilmesi de doğru değil. Atatürk'ü en başta Atatürkçülerin koruması gerekir. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Şimdi bir de WhatsApp'tan bir izleyicimiz çok iddialı bir açıklamada bulunuyor. İstanbul Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde ikamet ediyor izleyicimiz. Bir kısım bölgenin kentsel dönüşüm olacak diye yıkıldığını söylüyor. Evet. Ve yıkılmasından sonra 6 yıl içerisinde hiçbir kazma işlemi yapılmamış. Orada oturan tüm vatandaşlar mağdurmuş. Ok meydanında tapu verilecek diye vatandaşın 100 metrekare yerine 60 metrekareye yer veriliyormuş ve verdikleri yer içinde ek para istiyormuş Beyoğlu Belediyesi. Tapu problemi yüzünden insanlar ne yapacağını şaşırdı. Hiç kimse hiçbir işlem yapamıyor. Çok yüksek fiyatlar isteniyor. Tapu parası isteniyor. Tapu parası için çok yüksek fiyatlar isteniyor. Beyoğlu Belediyesi vatandaşın hakkı olan tapuyu vatandaşa çok yüksek fiyatlara satmaya çalışıyor. Demiş yani. Tabii bu bir iddia. Yo, bu vatandaşımızın iddiası. Yaşanan bir gerçek. Beyoğlu Belediyesi'nin uzun süredir hem bu kentsel dönüşümle hem tapuyla ilgili yanlış uygulamalar içinde olduğunu biliyoruz. Özellikle Sütlüce Mahallesi ki AKP İl Başkanlığı'nın binasının olduğu mahalledir. Evet. Orada ciddi bir imar sorununun olduğunu ve yurttaşların sırf Beyoğlu Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu sorunu çözemediğinden dolayı mağdur olduklarını da biliyoruz. Evini satmak isteyenler değerinde satamıyor. Ev almak isteyenler alamıyor. Çünkü tapu fiyatları inanılmaz bir şekilde artmış. Bu işlemin aslında ücretsiz yapılması lazım. Ya siz zaten evi satarken bir vergi ödüyorsunuz. Evet. Alırken bir vergi ödüyorsunuz. Onun üstüne bir de tapu parası gibi
ek bir uygulama, ek bir ödeme de yurttaşları zor duruma sokuyor. Buradan Beyoğlu Belediyesi'ne çağrı yapalım. Hı hı. Bir açıklama yapsınlar, evet, mahallelere, yurttaşların da mağdur edilmesinin önüne geçsinler. Tabii ki bir cevap verebilirler. Hani doğru mu, yanlış mı? Bu konuda bir açıklama yapabilir Beyoğlu Belediyesi yetkilileri. Vallahi çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyicilerimize. Sana olan ilgilerinden dolayı da o kadar sevenin var ki. Öyle mi? Çok sağ olsun. İnanılmaz sorular geliyor. Tabii vaktimiz sınırlı ne yazık ki. 8-9 dakikamız kalmış. Şimdi bir de ben şunu söylemek istiyorum sana, sormak istiyorum. Mustafa Sarıgül konusu tabii uzun zamandır bir kaostu. Evet. Ve hep bekliyorduk Şişli'ye aday olacağını. Fakat belirli bir durum yoktu. Dün itibariyle DSP'ye geçti ve DSP'den aday olacağını açıkladı. Karşı tarafında da CHP'den de tamamen iddia tabii bunlar, kulis bilgileri. Gürsel Tekin'in aday olacağı söyleniyor. Ne diyorsun bu konu hakkında? Şimdi öncelikle tabii Şişli'de bir belediye başkanı var. Şu an Şişli'nin belediye başkanı Hayri İnönü aynı zamanda aday olduğunu da kamuoyuna deklar etti ve gitti başvurdu, dosyasını işleme koydurdu. Hayri İnönü isminin bir kere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından yeniden bir masaya yatırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oranın belediye başkanlığını yaptı. Bir hatası, bir eksiği, bir günahı varsa parti bununla ilgili bir açıklama yapmalı. Biz şu sebepten dolayı Hayri İnönü'yü aday gösterdik ya da göstermedik demeli. Ki Hayri İnönü de bildiğim kadarıyla buna ilişkin Ankara'da çeşitli temaslarda, çeşitli görüşmelerde bulunuyor. Parti meclis üyeleriyle de yeniden görüşüyor. Mutlaka Hayri İnönü ismini de yeniden bir değerlendireceklerdir. İki, orada sadece Hayri İnönü aday değil. Aynı zamanda Muammer Keskin var. SODEV'den tanıdığımız, özellikle sosyal demokrat dünyanın tanıdığı bir isim Muammer Keskin var. Keza Avukat Muhterem Aktaş var. İnsan hakları ihlalleri konusunda gerçekten ciddi mücadele veren bir avukat arkadaşımız. İstanbul İl Başkanlığı'nda da yöneticilik de yaptı. Hüsnü Mahalli'nin diğer gazeteci arkadaşlarımızın davalarına girdi. Dursun Çaltı var. Uzun yıllar Sarıgül belediye başkanı iken aynı partide olmalarına rağmen Sarıgül'ün uygulamalarına karşı mücadele veren bir isim. Dursun Çaltı eski Şişli ilçe başkanı. Bu isimleri de değerlendirebilir Cumhuriyet Halk Partisi ama geçen hafta tüm bu isimlerin dışında ismi Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için geçen Fidan Eroğlu'nun birden Şişli'den aday gösterilmek istendiğini gördük. Bu da tabii parti tabanında ve parti meclisinde garip karşılandı. Şimdi ne yapacak Cumhuriyet Halk Partisi? Cumartesi günü saat 14'te başlayan toplantıda Hayri İnönü'yü mü yoksa saydığım Fidan Eroğlu, Muammer Keskin, Dursun Çaltı isimlerin ya da Muhterem Aktaş isimlerinden birini mi aday gösterecek? Yoksa Gürsel Tekin'i mi aday yapacak? Bunu doğrusu şu an için bilmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu an için bildiğini de zannetmiyorum. Çünkü sanırım yarın bir değerlendirme toplantısı yapacak Sayın Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla ve bir Şişli adayı ortaya konulacak. Umarım. Fikrin nedir peki? Efendim? Fikrin nedir? Vallahi fikrim nedir dersen doğrusu nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyorum. Neden? Çünkü Şişli ve Kadıköy sorunu birbiriyle çok bağlantılı olarak gidiyor. Gürsel Tekin ismi gündeme gelir mi? Eğer Gürsel Tekin ismi gündeme gelirse Kadıköy adaylığı için önce gelebilir. Eğer Kadıköy adaylığında başka bir ismi tercih ederlerse Gürsel Tekin'in Şişli için daha çok konuşulacağını tahmin ediyorum. Tezim bu doğrultuda. Yani öyle görünüyor. Peki Beşiktaş Belediye Başkanı adayı için de ben sormak isterim soru. Yani çok böyle duyduğumuz bir isim değildi. Evet. Bahçeli Evler'de zaten çok ikamet eden, orasıyla ilgilenen biriydi. Rıza Akpolat'la ilgili ne dersin? Evet. Vallahi Rıza benim arkadaşım. Şimdi bu ismini saydığımız herkes benim. Hepsi benim arkadaşım. Ben şunu doğru bulmuyorum. Yaşamadığın yerden aday olmak doğru değil. Bu kim olursa olsun geçerli. Çünkü belediye başkanlığı kaymakamlık değil. Kaymakamlık bir idari görev.
Devlet sizi 2 yıl bir ilçede, 2 yıl bir ilçede, 2 yıl bir ilçede gönderiyor. Hı hı. Oranın mülki amiri oluyorsunuz. Validen hı hı. sonraki mülki amiri oluyorsunuz. Evet. Ama belediye başkanlığı oranın sokağını, caddesini, kuşunu, börtüsünü, esnafını, böceğini, ağacını, esnafını, ahalisini, geleneğini bilmekle ilgili bir Doğru. şey. Rıza iyi bir arkadaşımız. Ama Beşiktaş'ta parti böyle bir karar almış, göndermiş. Hı hı. Nasıl bir performans sergileyecek? Doğrusu ben de merak ediyorum. Hı hı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ne ilginçtir ki bu sene AKP'nin bu kötü alışkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi'ne taşıdı. Örneğin Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın birdenbire Beykoz'a getirildi. Ya arkadaş, ne ilgisi var Zeytinburnu'yla Beykoz'un? Arasında 50 kilometre, 60 kilometrelik bir yol var. Evet. Ama artık belediye başkanlığı da bir mesleğe, bir kaymakamlık yapısına dönüştürülüyor. Aynısı İzmir'de de oldu. Narlıdere Belediye Başkanı konağa getirildi. Hı hı. Abdülbatur. Hani hakikaten şimdi nasıl belediye başkanlığı yapacak? Tamam, belediye başkanlığı deneyimi var ama konak başka bir yer. Sosyolojisi farklı, hı hı. nüfus yapısı farklı, eğlence anlayışı farklı. Narlıdere ile İzmir'in, Narlıdere ile konağın arasında dağlar kadar sosyolojik fark var. Hı hı. Yani parti herhalde parti içi dengeleri gözetirken, genel başkan yardımcılarını, genel başkan danışmanlarını kırmama adına, onların parti meclisi içindeki oylarını alıp herkesin kendi adayını rahatlıkla geçirebilmesi için bir mekanizma oluşturmuş. Hı hı. Ama bunlar Türk demokrasisine yarar getirmez. Aksine o götürür. İlçelerde siyaset yapan arkadaşların beklentilerini de, hı hı. siyasi beklentilerini de en az indirir. Ya nasıl olsa dışarıdan aday getiriliyor, beni yapmazlar diye, hı hı. parti teşkilatlarında da hizmet verme sürecini olumsuz yönde etkiler. Hı hı. Bir de Şişli Belediyesi'nde Cemal Can Polat'ın ismi evet. çok duyuldu. Hı hı. O konuda ne diyorsun? Vallahi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Cemal Can Polat'ın aday yapılması için sanırım bir kafasından geçirdi, hı hı. düşündü ama hem Oğuz Kağan Salıcı hem Canan Kaftancıoğlu Cemal Can Polat'ın adaylığına karşı çıktıkları için Cemal Can Polat'ı aday yapmadı Sayın Kılıçdaroğlu. Evet, bir de böyle bir şey var. Doğru değil bir mi? İsim olabilirdi Cemal hı hı. Can Polat. Çünkü Cemal Can Polat'ın Şişli adayı yapılması örgütte tepkiye yol açmaz. İl başkanı hı hı. olduğu için. Evet. İl başkanlığı yaptığı için, daha önce ilçe başkanlıkları yaptığı için, hı hı. parti meclisinde görev aldığı için çok bir sorun olmazdı. Ama hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu hem Canan Hanım'ın hem Oğuz Bey'in karşı çıkması sonucu bu şeyi değerlendirmedi. Ama yeniden bir görüştüğünü biliyorum dün hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu'yla. Ne konuştular ondan bilgim yok tabii. Peki şimdi hep İstanbul üzerinden konuştuk. Ankara üzerinden Mansur Yavaş'la ilgili ne düşünürsün? Sence Mansur Yavaş alabilir mi seçimi? Ben Mansur Yavaş'ın Ankara seçimlerini kazanacağını düşünüyorum. Çünkü geçen seçimde, 2014 seçimlerinde rakam olarak 30 bin oyla kaybetmişti evet. ama bence seçimi kazanmıştı. Ben o gece oradaydım. Evet, öyle bir rivayet var. Hatta evet. Mansur Yavaş kazanıyor diye Halk TV'ye bağlandım. Evet, öyleymiş. Bayağı da orada heyecan oldu ama sonra 8 bakan hem il seçim kuruluna hem yüksek seçim kuruluna hem ilçelere akın edince hı hı. Mansur Yavaş nasıl olduysa 30 bin oyla seçimi kaybetti. Hı hı. Ama ben bu dönem o hataların yapılmayacağını, Mansur Yavaş'ın fark atarak kazanacağını düşünüyorum. Hı hı. Buna ilişkin işaretler de görüyorum evet. Hı hı. Peki son olarak hı hı. neler söylemek istersin? Vaktimizin sonuna gelmişiz. Vallahi şunu söyleyeyim. 60 gün var seçime. Hı hı. Yurttaşlarımız yaşadıkları olumsuzlukların sorumlularına faturayı kessinler. Hı hı. Bugün Türkiye'nin %18'i temel sorunumuz, birinci sorunumuz işsizlik ve pahalılık diyorsa, işsizlik ve pahalılığın sebebinin AKP iktidarının hı hı. yanlış uygulamaları, yanlış politikaları olduğu gerçeğini akıllarından hiç çıkarmasın ve sandığa gittiğinde işsizliğin ve pahalılığın sorumlularını cezalandırsın. Hı hı. Bunu söylüyorum.
Peki. Çok teşekkür ediyorum Barış'cığım. Ben teşekkür ederim. Davetimi kırmadın, geldin. Benim için zevkti, ne demek. Sağ ol, çok teşekkürler. Sağ ol, var ol. Halkımıza hep doğruları, sağ olasın, yine cesur açıklamalarını vermeye devam et. Sağ ol. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugünlük de bize ayrılan süremizin sonuna geldik. Bugün gün bize gündemi değerlendirmemizi getirmişti. Yarın ekonomiyi getirecek gün bize. Yarın tekrar aynı saatte saat 14.00'da canlı yayınla siz değerli izleyicilerimizle olacağız. Ekonomist Ertan Aksoy bizlerle olacak. Bizde kalın, bizi izlemeye devam edin. Umut ediyorum ki gün size güzellikler getirsin ve en önemlisi huzur getirsin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.